her zaman benim istediğim olur. Her zaman. Harika, harika. Manyak mısın kızım sen? Ne yapıyorsun ya? Anne! Anne gel! Vurma lütfen, bana vurma ne olur. Anne gel lütfen! Ömer bana vuruyor. Ne oldu kızım? Harika! Ne oldu anneciğim sana? Anne çok acıyor canım. Anne ben kaçmaya çalıştım. Ömer bana vurdu, sinirlendi. Tuttu, gidemedim bir yere, vurdu oğluna bana. Ne yaptın sen? Ne yaptın kızıma? Ben bir şey yapmadım. Kendi yaptı. Kızım, dur. Dur bir dakika, çok kanıyor. Şu kanı bir durduralım önce, bir saniye, bir dakika. Suzan Hanım, ben bir şey yapmadım gerçekten. Anne yalan söylüyor bu. Gitsin! Yalancı ya bu! Ya ben kaçmaya çalıştım, bana vurdu! Kızım yalan söylemesene, ben sana dokunmadım bile. Ya kendi aldı bozuyu vurdu kafasına, ben bir şey yapmadım. Sus! İnsan kendine nasıl böyle bir şey yapabilir? Benim kızım psikopat değil. Tek kelime daha etmeyeceksin. Yoksa polisi arayacağım. Çık git, defol evinden, defol! Anne gitsin, ben korkuyorum. Lütfen evimizden gitsin. Ben bir şey yapmadım. Allah belamı versin, ben bir şey yapmadım. Defol dedim! Hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Anne çok acıyor. Tamam, tamam, yavaş. Yavaş yürü. Yavaş, gel. Hayır, olmaz. Hayır, o çocuk bu kadar yakınınızda olamaz. Veli var ya cenazesine geldin. O gariban inşaatta kazadan ölmedi. Kocan itti onu. Senin çocuklarının babası buz gibi katil Nebat Hanım. Hayır kızım. Hayır Melisa. Ben buna izin veremem. Anne. Az önce ben ne gördüm Melisa? Bilmem. Seni gördüm kızım, seni. Nasıl saçmaladığını, nasıl yakışıksız, saçma sapan bir şey yaptığını gördüm. Beni mi? Anne biraz sakinleşir misin? Hiçbir şey anlamıyorum ben böyle. Kızım ben seni o çocukla gördüm. Hem de el ele. Kadir'i. Kadir'i benimle gördün ve böyle delirdin yani, öyle mi? Evet, aynen öyle. Anne ben bununla delirecek bir şey görmüyorum. Evet, görüşüyoruz Kadir'le. Seviyorum onu. Hayır kızım, sevemezsin o çocuğu. O çocuk olmaz. Neden? Gerçekten soruyorum, neden? Bizim kadar zengin değil diye mi? Bu mu yani gerçekten sorunun? Kızım, ben sana bir sebep söylemek zorunda değilim. Ben senin annenim, kiminle olup kiminle olamayacağını söyleyebilirim. Anneciğim. Tabii ki fikrini söyleyebilirsin. Ama ben de 17 yaşındayım. Yani bunu neden istemediğini ben de sana sorabilirim, değil mi? İstemiyorum işte kızım. İstemiyorum. O çocuk sana uygun bir çocuk değil. Anne ne yapıyorsun ya? Kötü biri olduğunu falan mı düşünüyorsun? O ilk zamanlar yaşanan şeylerden dolayı mı? Anne bak, Kadir benim bu dünyada gördüğüm en iyi, en dürüst insan. Gerçekten. Tanısan sen de çok seversin. Hayır kızım, olmaz.
Görüşmeyeceksin o çocukla. Bak, lafımı dinlemezsen babana söylerim. Ondan sonra sonuçlarına sen katlanırsın. Bu saçmalık burada bitti. Bu kadar. Kızım nasıl? Başına dikiş atılıyor. Birazdan biter. Peki, teşekkürler. Geçmiş olsun. Kardeşlerimin adını ağzına alma. Alırsam ne olur? Dinle mi döversin? Senin bu çocuğunun öfke problemi var. Sadece bugün dövmedi birisini. Daha önce de arkadaşımızın ağzını burnunu kırdı, hastanelik yaptı. Ben istemiyorum bununla aynı evde olmak. Suzan Hanım. Evet, benim. Ufak bir dikiş atıldı. Kızımızın durumu gayet iyi. İhtiyaç olursa ağrı kesici yazdım, bir de merhem. Tamam, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Kızım, iyi misin? İyiyim. Biraz ağrıyor ama. Hadi anne, eve gidelim. Hala ben uyumak istiyorum. Tamam, gel. Yavaş. Of. Harika. Çok özür dilerim. Sen beni Ömer'le ilgili defalarca uyarmana rağmen dinlemedim seni. Kıskançlık yaptığını düşündüm. Ne olur affet. İyi, tamam. Affettim. Ama bak, Ömer'i benden uzak tut anne, lütfen. Tabii ki. Merak etme. Artık kapımızdan içeri giremeyecek. Üzme sence. Hadi gel gidelim. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.